Pandemi ardında birçok hasar bıraktı. Pandemi döneminde virüs kapma korkusuyla kontrollerini aksatanların sayısı da arttı. Kontroller aksayınca kanser vakaları ikiye katlandı. Profesör Doktor Aybala Yıldız en fazla artan türün kolon kanseri olduğunu söyledi. Pandemiden önce hastaları yakaladığımız evreler işte evre 1, evre 2 ağırlıklıysa şimdi neredeyse evre 3, evre 4. Pandemiyle birlikte hastanelerde yapılan kontrol programları sekteye uğradı. Kanserde hayat kurtaran erken teşhis için olmazsa olmaz taramalar aksatıldı. Koronavirüs kaparız korkusuyla hastaneye uzun süre gidemeyen hastalar artınca kanser vakaları da arttı. Düzenli yaptırılması gereken tetkiklerde muhakkak ki bir defekt oldu, bir sıkıntı yaşandı. Bunun da etkileri, ben hep onu söylüyorum sadece pandemi kendi öldürücülüğünün dışında yan yollarla yan hasarlar vermeye devam ediyor. Son dönemde en fazla artan kanser türü ise kolon kanseri. Üçüncü sıraya kadar çıktı kolon kanseri. onu gerçekten modern yaşamın beslenme alışkanlıklarıyla yakından ilişkilendirmek mümkün. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Onkoloji Hastanesi Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Aybala Yıldız kolon kanserinin başlıca nedenlerini anlattı genetik sebeplerin baskın olduğu kanserlerden biridir. Ee, ama onun dışında mutlaka beslenmenin etkisi var. Peki kanserden korunmak için nasıl beslenmeli? Liften zengin beslenme işini hakikaten özellikle bu modern zamanlarda çok hafife almış durumdayız. Özellikle liften eksik beslenmeyle birleştiğinde kalın bağırsak için gerçekten ciddi problem yaratıyor. Profesör Doktor Yıldız tercih edilmesi gereken besinleri de sıraladı. Mor renkli sebzeler diyoruz. Koyu yeşil yapraklı sebzeler diyoruz. Hem lif açısından zengin hem de antioksidan etkisinden faydalanmak için mutlaka ve mutlaka sebzelerle kombine ederek. Bu haberle bülteni noktalandırıyoruz. Az sonra yeniden karşınızda olacağız.